Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 18.3.1974 Çaykırı Orta büyük köyünde doğmuşuz. Bir rivayete göre Mayıs 1973 doğumluyum. Babamın Ankara'da işçi olması sebebiyle geç yazdırmıştı. 5 yaşında Çankırı merkeze yerleştik. 1978'in sonu, 79'un başından itibaren de aralıksız Çankırı merkezde ikamet ediyoruz. Çankırı'da ilkokulu Güneş İlkokulu'nda, orta ve liseyi Çankırı Anadolu Lisesi'nde, yüksek tahsilimizde İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nde gerçekleştirdik. Devamında Ankara Barosu'nda stajımızı tamamlayarak Çankırı'da meslek hayatımıza başladık. Şahiner Hukuk Bürosu adı altında yaklaşık 14 yıl mesleğimizi ifa ettik. Bu arada eczacı bir hanımefendiyle 1997 yılında evlendik ve bu evlilikten de iki tane çocuğumuz var, Allah bağışlasın. Şu anda da hem Çankırı hem Ankara'da ikamet ediyoruz. Cenab-ı Hak iki dönem Çankırı'da baro başkanlığı yapmayı nasip etti ve yine iki dönemde 2003 yılında ilk kongrede AK Parti'nin il başkanıydı ve devamında vatani görevini yapmak üzere bir görevden ayrıldı. Daha sonraki aşamalarda da 2009 yılında milletvekili olduğum tarihe kadar da yine AK Parti Çankırı il başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu süreç içerisinde özellikle baro başkanlığı döneminde Anadolu Barolarının örgütlenmesinde, şu anki HSYK'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısının şekillenmesinde aktif olarak görev yapıp hem yerel basında hem ulusal basında bir kısım çalışmalarımız oldu. Anadolu'da bir dizi örgütlenme faaliyetlerinin içerisinde ve baroların, özellikle muhafazakar baroların ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu barolarının birlikte hareket etmesinde öncülük ettik. Bunun dışında Çankırı'da bir kısım sivil toplum örgütlerine görevlerde bulunduk. Aktif ticaretin içerisinde olduk. Ailemiz ticarette uğraştığı için gıda maddeleri, imalatı, özellikle ekmek, işte simit ve unlunameler üzerine imalatta. Daha sonraki aşamada da yine arkadaşlarımızla kurmuş olduğumuz bir kısım şirketlerle Dostlar Aşe ve Safir Tuz ve Nimet Tuz Limited şirketi adı altında ticari faaliyetlerde bulunduk. Ama 2001 yılı ben bu yana, Temmuz'undan bu yana çok sevdiğimiz memleketimizi parlamentoda temsil ediyoruz. Geçmişiniz başarılarla dolu Sayın Vekilim. Bunu neye borçlusunuz? Özellikle iyi bir eğitim diyebilirim. Çünkü Çankırı'da eğitimin kalitesi her dönem yüksektir. Ve bu zaman dilimi içerisinde de iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Sonrasında da çalışmaktır ve sabretmektir bazı şeylerde. Sabır sonunda mutlaka sabreden her konuda kazanmasını bilmiştim. Ve özellikle prensipli bir şekilde çalışmaya bağlı olduğunu bunu ifade edebilirim. Tabii ki bu başarılar da görecelidir. Kişiden kişiye değişir. İstikrarlı bir şekilde çalıştığınız zaman ve sabrettiğiniz zaman da neticeye her daim ulaşırsınız. Ben bu konuda geldiğimiz nokta itibariyle özetlersek şu üç unsura bağlıyorum. İnşallah şu ana kadar birilerinin gözünde başarılı olarak değerlendirilen bu hususların geleceğe de yansıyarak daha iyi noktalarda olmasını da temenni ediyoruz. Çalışma hayatınızda prensipleriniz ve olmazsa olmaz dediğiniz kurallarınız var mıdır? Elbette ki vardır. Ben her zaman şunu ifade ederim ki kesinlikle belirli bir sabah saati içerisinde eğer sabah erkenden yol almadığınız takdirde o gün hayatta başarılı olma şansınız yok. Sabahın ilk ışığında eğer hayata başlarsanız ve çalışmaya başlarsanız emin olun öğlen vaktine gelinceye kadar heybenizi doldurursunuz. Ama güne geç başlarsanız gece yarısına da kadar da çalışmış olsanız heybenin yarısının boş kalacağını hiçbir zaman unutmayın. Benim hayattaki en önemli prensibim, meslek hayatımda da, şu andaki siyasi hayatımda da, sabah mutlaka ne olursa olsun, hafta sonu da dahil olmak üzere güne erken başlarım ve samimi bir şekilde o günün programını yaparak yola koyuluruz ve sonuçlarını da her zaman da olumlu şekilde aldığımı ifade edebilirim. O yüzden işe erken başlamak, hayata erken başlamak bence önemli.
Sıkıldığınızda, umutsuzluğa düştüğünüzde ya da motivasyonunuzu kaybettiğinizde neler yaparsınız? Sıkıntıya düştüğümde, motivasyonumun eksildiğinde öncelikle şöyle bir kendimi dinlemeye alırım. Ve inanç değerlerimizle o an için baş başa kalıp dünyadaki yegane varlığımızın sebebi olan Cenab-ı Hakk'a o günkü sıkıntımızın sebebini paylaştıktan sonra sıkıntının sonucunda rahata ulaşmak için dua et. O rahatı da tekrar, yani sıkıntı sonrasındaki gelişecek rahatlığı da açacak olanın kişinin kendi iradesi olduğuna inandığım için öncelikle böyle bir maneviyatla baş başa kalıp daha sonraki aşamada da bildiğimiz yoldan yürüyerek bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Ve çoğunda da böyle olmuştur. Çünkü her sıkıntının sonunda mutlaka bir rahatlık ve ferah vardır. Cenab-ı Hak sıkıntıyla rahatlığı hep yan yana koymuştur. Birini görmeyen diğerine ulaşamaz. Gelecek ile ilgili plan ve projelerinizden bahseder misiniz? Gelecekle alakalı artık şu aşamadan sonraki gelecek planları sadece kendi elimizde değil. Biz bize verilen görevleri yerine getirmek, çalışarak en üstün performansı göstermekle yükümlüyüz. Bundan sonrasının takdiri öncelikle Cenab-ı Hakk'a, sonra da yani siyaseten elbette ki birlikte hareket ettiğimiz kadrolardaki yöneticilere aittir. Elbette biz hem Çankırı'mız için hem kendimiz için iyi olanı ve Çankırı'ya hizmeti hangi kolaylıkla yapabileceğimiz noktadaki yolları arayışı içerisindeyiz. Bunları bulduğumuz zaman içerisinde de sonuçlarının bununla birlikte geleceğini düşünüyoruz. Biz geleceğe dair planlarımızı yaparken her zaman geçmişten ders alarak önümüze de sabırla bakarak ve sabrettikten sonra da bir kısım şeylerin gerçekleşebileceği inancıyla yürüyerek ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Geleceğe dönük bugünden çok ciddi anlamda bir kısım plan ve programlarını yaptığımızı söylersem şu aşamada yanlış olur. Çünkü hayata yeni başlayan insanlar değiliz. Artık bayağı bir yol almışız. Yolun ortasındayız. Bundan sonraki yolumuzu genişletecek veyahut da yolumuzu açacak olan bir kısım etkenlerin kendi elimizin dışında olan bir kısım iradede olduğunu düşünüyorum. Çalışma koşullarınız nasıl? İş yerinde bir iş gününüz nasıl geçiyor? Şimdi çalışma koşullarımız tabii ki tamamen meclis programı ve çalışma gündemine göre şekilleniyor. Sadece meclisin gündemi değil, aynı zamanda bir de parti grubumuzun gündemi söz konusu. AK Parti grubunun gündemine göre de hareket ediyoruz. Bunların dışında kalan bölümünde, demin de ifade ettiğim gibi, öncelikle sabah erken işe başlamak kaydıyla, hem genel kurulun gündemi oluşmadan, hem de partinin gündemi oluşmadan pek çok meseleyi halletmiş oluyoruz. Ve devamında bu gündemler doğrultusunda planlıyoruz. Siyasete girmenizdeki en önemli etken nedir? Siyasete girmemdeki en önemli etken, bir kere her hukukçunun idealinde okulu bitirdikten sonraki süreç içerisinde eğer bağımsız çalışıyorsa mutlaka siyaset yapma güdüsü vardır. Ve öğrencilik yıllarından beri idealdir bu. Sonuç itibariyle etrafımızda da siyasetle ilgilenenler de vardır. Ve milletin kaderini çok önemli ölçüde siyasilerin belirlediğini de tespit etmiş birisi olarak siyasete girdim. Çünkü parlamenter sistemde hala en önemli gücün yasamayı oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu ve oradan şekillenen bir kısım düzenlemelerle memlekete ve insanlığa hizmet edilebileceğini düşünüyorum. Ve insanımıza hizmet etmenin en önemli aracının da siyaset olduğunu özellikle ifade edebilirim. Ve zaten meslekte de çok kısa süre içerisinde belirli bir noktaya bir doyuma ulaşmıştık. Bunun devamında madden tatmin olduğumuz alanların manen de donatmamız gerekiyordu. Bence siyasete manen bir kısım hizmetleri yaptığında hatta ulaşabilmek adına girdim ve şu an itibariyle son derece mutlu ve memnunum. Siyaset yaşantısında oldukça hareketli ve tempolu günler geçiriyorsunuz. Ailenizin bu konudaki görüşme düşünceleri. Şimdi ailem elbette ki ailemizin belirli noktalarda belki şikayetleri oluyor ama ben işi baştan bağlamıştım. Hanımla nişanlandığımız gün kendisine çok hareketli bir yaşam arzuladığımı
ve mutlaka siyaset içerisinde yer alacağımı ve koşturacağımı, koşmaya talip ise bize evet demesini ama yok ben memur bir aileden geldim, stabil bir hayat yaşayacağım diyorsa şimdiden kararını gözden geçirmesini kendisine tavsiye etmiştim. O da tavsiyede benimle birlikte koşmaya aday olduğunu ifade etti. Bugün itibariyle buralardaysak en önemli desteğinde eşimden kaynaklandığını ifade edebilirim. Çünkü bir erkeğin başarılı olabilmesi için bu genelde klişe olmuş bir sözdür ama doğru bir sözdür. Mutlaka arkasında çok da dirayetli ve kendi arkasını toparlayan bir hanımefendi vardır. Ben bu noktada Eczacı Hanım'a teşekkür ederim. Hem çocukların gelişme noktasında hem de siyasette bizim ailemize ayıramadığımız vakit noktasında bize göstermiş olduğu tarafınız için. Hayatınızda hiç ayrımcılık, ön yargılar ve psikolojik baskılarıyla karşılaştınız mı? Eğer karşılaştıysanız kısaca özetleyerek bu süreçte nasıl başa çıktınız? Şimdi ayrımcılık konusunda özellikle şunu ifade edebilirim. Toplumun her alanında ciddi anlamda ayrımcılıklar yaşandı. Özellikle öğrenciliğimin belirli aşamalarında maalesef öğrencinin kendi iş dünyasında ve kafasına göre değil ama ailesinin sosyal statüsü gelince bir kısım ayrımcılıkların yapıldığını bunlara yaşayarak yetiştik. Daha sonraki aşamada da maalesef ayrımcılık konusunda ideolojik bir perspektifle özellikle 28 Şubat sürecinde bir kısım müvekkillerimize karşı çok ciddi ayrımcılıkların yapıldığına şahit oldum. Ve onların hak ve hukukunu savunmak adına da çoğu zaman toplumsal bir baskı veyahut da o günün idarecileri tarafından baskı ve telkinde bulunulmasına rağmen o mağdur olan insanların yanında yer alarak onların davalarını ve vekaletlerini üstlenmiştim. Bu noktada hep şunu demin de ifade ettiğim gibi bunu yaşayan arkadaşlara sabretmelerini, sabrın sonunda selametin olacağı noktasında telkinlerle belirli bir yerlere geldi. Allah'a şükürler olsun o dönem içerisinde ayrımcılığa maruz kalan ve o gün sıkıntı yaşayan pek çok insan bugün itibariyle gelinen aşamada çok daha mutlu ve huzurlu olduğunu gördüm. Ha, buradaki psikolojik ortam nasıldı? Buradaki psikolojik ortam, ben her zaman şunu söylüyorum, ayrımcılığın her türlüsüne karşıyım ve bu memlekette herkes insan olmanın kendine vermiş olduğu yeti çerçevesi içerisinde en rahat bir şekilde yaşayabilmeli, inancını rahatlıkla idame ettirebilmeli, inandığı doğrultuda yaşayabilmeli, fikrini vicdanı hür bir şekilde istediği gibi dile getirebilmeli. Ama hiçbir zaman da şunu unutmamalı ki özgürlüklerinin sonunda bir anarşizmin olduğunu, kendisine yapılmasını istemediği bir hadiseyle başkasına yapmadığı takdirde bu ülkenin insanların çok daha güzel bir hayat ve yaşam idame ettirebileceğini düşünüyorum. Ve psikolojik olarak oradaki yaşanılan travmaların insan hayatının her zerresinde az veya çok etkili olduğunu maalesef görüyoruz ama şunu da hiçbir zaman için unutmayacağız. Yani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi de dün dinle kaldı can cazım, bugün yeni şeyler söyler söylemek lazım diyor. Ve bugün itibariyle artık bu ülkede çok daha farklı şeyleri hep birlikte söyleyebiliyoruz. Dünün yasakları bugün normal oldu. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de insanımızın kendine özgü ve kendine has bir bilinçle ve kendine olan güveniyle yoluna devam